Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ten önemli açıklamalar geldi. Kontrollü normalleşme başladı ve 3. haftadayız ama maalesef vaka sayılarında bir artış yaşanıyor dedi. Ayrıntıları aktardı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Mustafa Öztürk'ün açıklaması şöyle. Bu araştırma bana da çok ilginç geldi. Günün yorgunluğu veya buna benzer bir açıklama getirilebilir. Zorlama olur bu tabi. Detaylarına iyi bakmak lazım. Burada araştırmanın Kişilerde önemli dedi. Ve kontrolün normalleşme döneminde 3. haftada olduğumuzu belirtti. Maalesef vaka sayılarında bir artış yaşanıyor dedi. Hem Türkiye genelinde hem de illerde bu durum var. Bu yeni sistemin uygulanması kolay olmuyor ama yine bizim dikkat etmemiz lazım dedi Profesör Doktor Mustafa Öztürk. Aksi halde fatura ortada. Vaka artışları var. Bunun sonunda yeni kısıtlamalar ya da tamamen kapanma olabilir dedi büyük şehirlerde vaka artışı nüfus yoğunluğuna bağlı olarak fazla dedi. Aşılar elimize geldikçe yapıyoruz. Testler yapılıyor. İki doz düşünülerek yedekleme yapılıyor. Çünkü başladığımızı tamamlamamız lazım. Aşılar geldikçe bu aşılama oranları artacak. Yerli aşılar biraz daha geç devreye girecek dedi. Bu salgınla bir süre daha yaşayacağız. Farklı tür aşıların olması bizim için en iyi durum. Çeşitlilik söz konusu dedi Mustafa Öztürk ve bu yerli aşılar bize uzun vadede bir güvence veriyor, aşılama geç gidiyor gibi görünebilir ama dünyaya göre çok iyi durumdayız dedi Mustafa Öztürk. Yani eğer böyle giderse vaka sayılarının çok da artacağını ve sadece bu tarz yasaklar değil tamamen kapanma olabileceğinin de altını çizdi. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.